Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, menkaraya kurulu ehad, elfen merretin. Fakat iştera nefsehü minallahi teala. Hadis-i Ramuz'da. Bir insan, Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir insan İlah Suresini okursa ne kadar? Elfen merre, bin defa okursa. Bin defa. Bin ihlas, bir hatim öne geçiyor muhtemelenler. O kimse nefsini Allah'tan satılmamış oluyor. Fakat iştera nefsehü, o insan kendi nefsinin canını Allah'tan satın almış oluyor. Yani cehennemden kurtarır muhtemelen. Bin defa okursa. Bu hadis-i şerifi duyan ya da okuyan, gören birisi ben de bunu okurum diyor muhtemelenler. Abdüze alıyor, bin defa okuyor. Gece okuyor, yatıyor. Rüyasında bin tane deve görüyor. Develerin birinin başı var, diğerisi başı kesik ama başsız diğer develer. Allah Allah, bu diyor. Niye böyle görmem bunu böyle? Yani bir ihlas okudum, kural okudum böyle diye. Hem güzel okumuş böyle, tanıt okumuş. Rüyada o gece bin tane deve görüyor. Develerin başı yok, birinin başı var. Tabii bunu hiç yorumlamış, hiç yapamıyor. O devenin büyük bir alimine, ehli halâlına gelip soruyor. Böyle böyle diyor. Peki sen yatarken ne okudun diyor. İhlas okudum diyor. Ne kadar? Bin tane. Besmele çekmemişsin diyor. Bir defa çekmişsin diyor. Onun için başlıyor diyor böyle. Besmele çekmemişsin diyor. Demek ki besmeyle okumak gerekiyor. Bin ihlaslı derler. Bu bin üzerinde çok kitaplarda şeyler var bunun üzerinde böyle. Yani bir insan bunu ihlasla samimiyeti okursa, bilhassa ilk kez namaz kılar da insan bunu okursa, hatta bir oturuşta bunu kişi okuyamazsa bile, mesela yüze de okusa, 10 günde okusa bile yine olabiliyor. O kul kendini altından satın alıyor. Azat oluyor yani böyle. Cehennemden kurtuluyor. Ondan kurtulur muhtemelen şey. Yine bir insan bunu ölen yakını okursa, 10 kişi Allah azaptan kurtarır muhtemelen böyle. Tabi ölen kişi imanla ölmesi şartıyla böyle. İmanla ölmüşse, insan ölen ruhunu okursa, bu insan kurtarmış oluyor.